Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbahar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoşgeldiniz. Fenerbahçe aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu. Hemen haberimize giriş yapalım. Nokta atışı transfer yapmaya özen gösteren Sarla Hacibetler 4. transfer için göz önü golcü isme çevirdi diyor. Bu arada videolar muhtemelen 1 Temmuz öğleden sonra yayınlanacak bu video tahminime göre. Belli mi olur belki de siz bu videoyu izleyene kadar dördüncü değil beşinci transferi bekliyor oluruz. O yüzden Süper Lig'de Fenerbahçe yıllardır şampiyonluğa hasret ve nokta atışı transferler yaparak şampiyonluğu kimseye bırakmamak istiyor. Şu ana kadar Henrique Burun ve Emre Mor transferlerini bitirdi. Dediğim gibi belki de araya birini sıkıştırırız. Orvet mevkisi için ise istenen futbolcuya teklifte bulundu. Kimmiş o golcü? Ukrayna ise Az buçuk tahmin ediyorum. Kadrosunda şu anda Serdar Dursun var mı? Var. Berisha var mı? Var. Hani şu an için. Belki de siz video izlerken yoktu artık. Valencia var mı? Var. Samat da var mı? Var şu an için. Ve teknik direktör Jorge Jesus hani bu golcülerle ilk maçlara çıkıp en doğru isim için acele etmeyecek deniliyordu. Fakat Fenerbahçe'nin özellikle sosyal medyadaki e, duyumcuların ve haberlerdeki haber kaynaklarının verdiği habere göre Dinipro'da forma giyen Artem Doğubuk için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon euro Fenerbahçe yönetimi 1 yıllık kiralamak için resmi teklifte bulunduğu Dinipro ya 1 milyon euro kiralama bedeli önerildi. Futbolcuya da yıllık 1,5 milyon euro önerildi diye söylentiler vardı. Ama bu söylentilerin arkasına başka bir şey eklendi arkadaşlar. Bu arada Doybuk niye bu kadar önemli? 97 doğumlu olduğu için hayır. Midland'da oynadı. Çeşitli takımlarda kiralık oynadı. Ve şu anki performansı yani Rusya savaşı nedeniyle yarıda kalan Ukrayna liginde 18 maça çıkıp 14 gol 5 asist yapmış isimden bahsediyoruz. Ve bu performans onu Ukrayna milli takımına taşıyor. 31 Mart 2021'de 1-1 beraber de biten Kazakistan maçı ilk kez Ukrayna formasını giydi. 11 maça çıkıp 4 gol 1 asist yaptı Ukrayna'dan. Şimdi Artem Dovuk ve Lassine Traore her iki isimde Ukrayna'da forma giyen genç forvetler. Fenerbahçe her iki futbolcuya da yoklama çekti. Açık söyleyeyim. Ancak birini takımı sadece kiralık veririz opsiyon koydurmayız derken diğerini de takımı sadece bonserviste veririz kiralık vermeyiz yanıtıyla Fenerbahçe'yi dellendirdi. Ve aynı Doğubuk'tan bir açıklama geldi. Türkiye açıklaması. Transferin adı Türk kulüpleriyle geçiyor. Sadece Fenerbahçe'yle geçmiyor. Değil mi? Menajeri Oleksiy Leondowski oyuncu için çıkan Türkiye haberlerini değerlendirmiş. Rus basınından Sport Arena'ya konuşmuş. Evet gerçekten Türkiye'nin önde gelen 4 kulübü. Fenerbahçe, Fenerbahçe Rezerv Kulübü, Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Artebi ile ilgileniyor demiş. Fakat biz en iyi liglere odaklanıyoruz ve bu yönde somut adımlar atılıyor. Ayrıca Artem ve kulüp kiralama seçeneğini düşünmüyor demiş. Ya şimdi e, Avrupa düşünüyor dedikleri İtalya arkadaşlar bilginiz olsun. İtalya liginde de yani oyuncuyla biz ilk temas kurduğumuzda da aylar önce ben İtalya'ya gideceğim. Yok benim İtalya'da tanıdıklarım var. ve benim orada ahrabam var. Ahrabam beni İtalya'da gezdirecek. Yo, İtalya'da pizza kulesi varmış. Ben oraya gidip pizza yiyeceğim falan filan diyordu. Hala aynı şeydi. Yani dört büyük kulübünde ilgisi var. Demek öyle bir şey. Hocam sen bekliyor musun? Açıkçası ben beklemiyorum. ya bu kadar naz naz. Sanki sanırsın başıma Şevçenko kesildin. Deriz. Bizim de ilgimiz var ya gider Messi'ye dönüşür. Sonra deriz ki bak almadığımız doybuk böyle. La Sine için içinde arkadaşlar kulübü sadece kiralık veriyor. Biz opsiyon koyduralım diyoruz. Tank gibi topçu diyoruz. Bak o kadar para vermişsiniz. Bizim burada savaş var. Yazık değil mi paranıza? Paranız çarçur oluyor. Biz paranızı değerlendiriyoruz ama cık, yanaşmıyorlar. Yani yanaşmadıkları için biz de alamıyoruz. Hocam Belotti'yi alsak. Arkadaşlar ile ilgili çok ama çok ilginç bir şey duydum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Hayvan gibi... İmza parası istediğini duydum. Yani hayvan gibi arkadaşlar. Nasıl hayvan gibi? Biz kurban aldık. 6.150 şer lira. Adam başı, hisse başı para verdik. Rabbim kurbanlarınızı kabul eylesin. O ne aldınız? Ejderha mı aldınız? Yok. Kayseri'de fiyatlar böyle. Konya geldik. Burada da fiyatlar çok düşük mesela. İlginç. Yani Kayseri'de demek ki ee, fiyatlar yüksek. Mesela 6.150'den bahsediyorum. Belotti 7 milyon imza parası istemiş. 7 milyon euro. Şu anda her takımdan o parayı istiyormuş. Şöyle bir şey söyleyeyim. 7 milyon euro dedi. 3-4 milyon euro isteseydi aslında alınabilirdi. 3-4 milyon euro imza parasını alınabilirdi ama yine fazla. Bizim bu paraları verecek durumumuz yok. He. Samatta gibi çöplere git 6 milyon euroyu ver. Kazığını sana saplasınlar. Sen de git sevin. Ya arkadaşlar o da yanlıştı. Bak Emre Belezoğlu mesela Samatta'yı falan bizi aldırdı. Yani Lemos falan alındı etti. Şimdi Lemos'un arkasında durmuyor. O ayrı mesele. Ama elit takımlara gitsin bakalım hangi takım alacaksa. Bu gidişte kimse almaz da. Arkadaşlar, arkadaşlar elden öyle bir balık kaçtı ki. Zaten kaçacağı belliydi de. Premier League ekibi Brentford. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye Kane, Lewis Potter için 23.1 milyon euro. 403.2 milyon TL teklif etmiş arkadaşlar. Kane, Lewis Potter ya hocam sen de Allah rızası için biz buna buna mı göz diktiydik? Biz bunu alamazdık ki zaten hocam sen boşuna bunu konuşmuşsun. Evet biz bunu alamazdık değil mi? Yani 3-4 futbolcumuzu verip alamazdık yani eminsiniz. Değil mi yani 3-4 futbolcu verip alamazdık. 48 maç 13 gol 4 asit 4321 dakika oynamış. Hocam Acun Ulucalı bu kulübü 20 milyon euroya aldı. Bu kadar para etmez bu çocuk. Yani 20 milyon euroya aldı. Boşuna öyle bir teklif var. Ee, İyi de hocam. Şöyle bir şey var. Ee, daha önce Christopher Ayer için 13 milyon pound ödeyerek kulüp transfer rekoru kırılmış Brentford. Lewis ile anlaşma sahası. Şöyle olacakmış. Böyle olacakmış. Acun 20'yi aldı ama arkadaşlar 200 milyon dolar, 200 milyon euro civarında borcu var kulübün. Eğer Premier Lig'e e çıkarlarsa sadece Premier Lig havuzuna çıkma paraları 200 milyon sterlin yapıyor. Paraya bakın. Allah aşkına bir paraya bakın. Bizimkiler de hala Fener'i nasıl şampiyon yapamayız? Canımızın istediği şampiyon yapalım da o gitsin şampiyonlar ligi elemesine derdindeler. Fenerbahçe'de Emre Mor anlaşmasının detayları diyor. Sürpriz takas diyor. Ben bunu da merak ettim. Bir çok arkadaşım da soruyor hocam Emre Mor niye açıklanmadı diye. La, biraz, biraz bekleyin. Belki de bu videoyu izlerken açıklanmış olacaktır. Şimdi detaylar ortaya çıktı diyor Emre Mor'la ilgili. Bakalım neymiş detay. Ben de bilmiyorum. Ee, Fenerbahçe Başkanı Süleyman Urmay'la yaptı. 2 milyon euro bon servis. Sonraki satıştan %20 pay. Alt yapıdan bir genç oyuncu ile ikna ettiği öğrenildi diyor. 2 milyon euro bon servis. Sonraki satıştan %20 pay. Altyapıdan bir genç oyuncu. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Emre Mor'un sonraki satışını çok yakın düşünmeyin. Çok da hani olası düşünmeyin. Emre Mor büyük bir kumar. Bizde tutarsa dahi tutsa dahi başka takımların niyetleneceğini çok kolay kolay düşünmeyin. Yani çok kolay kolay düşünmeyin diğer takımların niyetleneceğini. Çünkü bu bir kumar. Onu da söyleyeyim. Al Şamal maçını tribünlerde izledi diyor. İzlesin istediği yerden izleyebilir. Bunda da bir şey yok. Öncelikle satın alma hakkı. Şimdi Fenerbahçe Efecan Mızrakçı'yı kara verdi ama öncelikli satın alma hakkı bizde bu şekilde verdi. Ee, Emre 3 yıllık imza atacak sıra ön nibiroda falan diyor. Şimdi Emre Mora 1,5 milyon euro falan yazıyorlar. Ben Emre Mora vereceğimiz yıllık ücretin 750 bin euro civarında olduğunu belirteyim size. Benim bilgim bu yönde. Belki de benimki yanlıştır. <laughs> Trabzonspor'u reddetti diyor. Trabzonspor değil Feriş daha da gezer reddederdi. Çünkü hem Süleyman Hurma hem de Emre Mor'un şeyi var. Bu arada Süleyman Hurma'nın geçmişte Trabzonspor'da da menajerlik yaptığını da hatırlatayım. Belki de oradan kalan bir husumetleri vardır. Biz bilemeyiz ama delikanlılık etti. Sözleşme şey yapsa da. Yüksek paralar verirse de. Tam altı takım peşindeydi. Fenerbahçe'ye gitti. Be Beşiktaş Başkanı'nın Ahmet Nur Çebi'nin de isteği vardı. Ee, onlarınki neydi? Emre Mor için bir takım anlaştınız mı demiş. Hurma o dönem gelen teklifler olumlu yanıt vermediğini söylemiş. Emre Mor transfer için Salih Uçan para teklifi yapmış. Düşünmek için zaman istedi diyor. Kara gümrükte olgunlaştı. Agresifliği azaldı diyor. Doğru. Sol ayaklı kanat oyuncusunun başarısızlıkla sonuçlanan ilk çıkışının ardından Fenerbahçe'ye transfer aslında ikinci baharı bir nevi erken yaştan. Volkan Demirel ile birlikte özel hayatını düzene soktu. Tam bir profesyonel gibi yaşamaya başladı. Ve 26 Süper Lig'de 300 lira Türkiye Kupası'nda olmak üzere 29 maçta 6 gol 4 asistle 10 gollük katkıda bulundu. Kendine geldi. Dediğim gibi arkadaşlar ben Emre Mor'un şeyinde çok fazla değilim. Olayında çok fazla yokum. İstediği şekilde olabilir. Futbolcunun zaten şöyle bir özelliği var. Ee, süperstar olarak bu medya bu şeye girdi. Fatih Terim gitti çıkardı. şeyden şeyden Danimarka'da oynuyordu o zamanlarda. Getirdi milli takıma. Kimse bilmezken süper bir scouting yaptı Fatih Terim. Ama işte ama demişin işin ama kısmı var. Sonrasında gittiği yerleri sıçramayı yapamadı. Ya Borussia Dortmund mesela çoğunuzun çoğu futbolcunun hayalini süsleyen yerdir. Ama ee, yani ama ama olmayınca da olmuyor arkadaşlar. Bazı şeylerde olmayınca olmuyor. İnşallah şimdi Fenerbahçe'ye faydası olur. Kendine faydası olur inşallah. Fenerbahçe'den de ziyade kendine faydası olur. Kafasını topa verir, kafasını futbola verir. Biz de PES 2023 herhalde eşek değiller ya bu sefer çıkartırlar. iki senedir rezil ettiler. Yeni motora bineceğiz. Yok yeni motor yapacağız diye diye. İki senedir delleniyoruz. Aynı oyunlar oynamaktan bıktık. Bıktım. Yani aynı FIFA şey. <laughs> PES 21. <laughs> PES 21 oynamaktan, 20 şey yapmaktan bıktık. İnşallah ee, yaparız. Bu arada dediğim gibi hocam hani bir sonraki satıştan pay yoksa o zaman %50 pay yapaydık. Genç futbolcuyu vermeyeydik. Arkadaşlar bu işte belli olmaz. Şimdi Jesus'un parlattığı oyunculara bir bakın işte. Hani Gaytanlar, Taliskalar, bunlar bunlar derken hiç belli olmaz bu iş. Ben hatta size komik bir soru soracaktım da küfür yerim diye sormadım. Diyecektim ki ya bu adam Slimani'yi adam etmiş. Slimani'yi orada uçurmuş kaçırmış. Lan Samat'ta da kalsam acaba? Forvet almasak mı? Diyecektim de ağır küfür yerim diye söylemedim. Espri yapacaktım aklım sıra ama bunun espri olmaz. Hani ölü evinde şaka olmaz. Öyle bir durum. Golcü transferi içinde Sherlock ismi çok geçiyor bu arada gündemde. Ben şunu söyleyeyim. Sherlock görüşülen, konuşulan Başkan Ali Koç'un istediği hani gelse ligin sefiri olur dediği bir isim. Ancak Fenerbahçe'de transfere karar veren kişi yapı Ali Koç değil. Fenerbahçe'de transfere Ali Koç karar vermiyor. Fenerbahçe'de transfere Jorge Jesus ve ekibi karar veriyor. Yoksa eğer Charlotte'u e, istiyorsanız 5 dakika içerisinde getirebilir arkadaşlar. 5 dakika içerisinde. Hocam işte 15 milyon euro para istiyorlar. Hiç alakası yok. Elden çıkarmak için uğraşıyorlar. Sen şu anda Samatta'ya kaç istiyorsun? Transfer market değeri kaç? Kaça aldın? Kaç istiyorsun? Şu an Samatta'ya 4 milyon euro verseler zıplaya zıplaya seve seve teşekkür ede de göndermez misin? Ben gönderirim. Adamlar da o şekildeler. Belki dörde göndermezler ama. Ha, dediğim gibi şörlet ihtimaller arasındadır. Ama durum bu. Mesut Özil olayı sosyal medyaya yansıyan bir haber var. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Hani asıl olan Fenerbahçedir diyen Mesut Özil'in uygun şartlarda sözleşme fesi yapalım diyen Ali Koç'a Arsenal'daki gibi sözleşme bitene kadar yaptığım yerden alırım dediği iddiaları var. Ben bu haberi doğrulayamam da yalanlayamam da haddime değil. Ama şunu söyleyeyim. Ben size doğru duyumu verdim. Hiç kimse konuşmuyorken en doğru duyumu verdim size. Ne dedim? Yatın, kalkın, dua edin. Yani yatın, kalkın, dua edin. Ee, i̇kinci, ha çok şükür Puma Fenerbahçe diyor. Çok şükür forma tanıtımı geldi. Hazır mısın? Evet. 20 saniyelik 19.07.2022 erken olmuş. Çok erken olmuş. 37 Aralık falan olması lazımdı. Çok erken değil mi? 37 Aralık 2022'de falan olsaydı. Bence çok erken. Bence çok erken. Ki bana yani neyse. Neyse bu kafayla devam etsinler. Neyi söylüyorduk? Mesut Özil. Ha dedim ki ben da, yalanlamam da ben size dedim dua edin. ikinci kuru olmasın diye yatın kalkın dua edin dedim. Hala da sözümün arkasındayım. Bu arada Emre Mor sağlık kontrollerinden geçirilmiş. Birçok arkadaşım da şey diyor niye açıklanmadı? Neden açıklanmadı? Niye açıklanmadı? Lan ne olacak arkadaş? Saat açıklama yapıldı ya. Yok. Niye sözleşme açıklama yapılmadı? Neden açıklanmadı? Niye açıklamadı? Ya Belki saçından dolayı açıklanmıyor. Belki saçını ektirdi adam. Kameraların karşısına öyle geçmek istemiyor. Hocam sen de düşün. Vallahi Allah şahidim ben de düşünmüyor değilim ya. Daha karizmatik olurum diyorum şöyle. En azından topu alalım. Siyah da boyasalar olur da. Benimkini. Çok şeyinde değilim de yani. Ben ektirmiş olsam ben de kameralardan kaçardım herhalde. yani neyse bunu da konuştuk. Gabriel Barbosa için Brezilya basında yazmış Fenerbahçe Gabriel Barbosa için bütün şartları zorlayacak diye. Ben artık beklemiyorum ya. Yani tamam A klas forvet almak için bu kadar uğraşıyoruz ama. Şimdi hocam niye beklemiyorsun ya gelirse herkes seni alkışlar kanalın 50 bin olur, 100 bin olur. Gabriel Barbosa kimse söylemezken sen söylüyordun diyorsunuz. Ben biliyorum sizin niyetinizi. Öyle diyorlar sonra hop geliyor Gabriel Barbosa misal. Kanala bakıyorsun. Aynı abone sayısı. Aynı üye sayısı. Ben size ne söyleyeceğim? Gelin size sözleşmesi biten yıldızlar ya da yıldız adaylarından bir demet yapayım. 37 tane isim var ama hepsini vermeyeyim. Şu arkadaşlardan kim gelebilir Fenerbahçe'ye ya da kimin gelmesi mantıklı olurdu? Hocam kelime oyunu yapıyorsun kim mi gitmeyecek değil mi? Yok yani hangi futbolcunun gelmesi olur? Belotti. Christian Pavon. Bu Brezilya kulübüyle ön protokol yaptıydı. Hala demek ki imza alamadı. Demek ki ön protokol işi doğru demiş. James Tarkovski. Burnley'den stoper. Yaş 29. Felipe. Felipe. Yaş 32. Atletico Madrid stoper. Luis Suarez 35. Atletico Madrid. Bu ee, Boka değil de Boka'nın adı. River Plate. River Plate ile anlaştı diyebiliyorum. Adnan Yanuzay. 27 yaş. Sağ kanat. Adnan Yanuzay'ın ayrı bir maddesi var. Türk sayılıyor. Arkadaşlar Türk sayılıyor. Bilginiz olsun. Yani Fenerbahçe falan alıp oynatabilirse Türk statüsünde sayılıyor. Adnan Yanuzay. Bilginiz olsun. Frank Cassie, 25 yaşında. Milan'ın orta sahası 25 yaşında. Jean Mihal Seri bunu Hal City e alıyor. Isco 30 yaşında. Egezin Mesut Özil 2 olsun. Kalarin 27 yaşında Beşiktaş'ın forveti. Remy Cabella 32 yaşında Montpellier orta saha. Daniel Amorti. Amorti mi? Ha, biliyorum bu her sene çıkıyordu. 27 yaşında Leicester'ın defansı. Mbemba 27 yaşında Porto'nun stoperi. Andreas Christiansen. Ne güzel bir isim ya 26 yaşında. Transfer market piyasa değeri ne kadar acaba? Ucuzsa hemen alayım. 2 tane alalım hatta. 40 var mı? 35'miş. Hemen alalım. Corentin Tolisso. Bayern'in orta sahası. Bunu da bize çok yazdılar da arkadaşlar bu arkadaşlar üst düzey takımlara gider. Paulo dibala. Vallahi var ya şu anda herhalde tek ben değilim değil mi? Aranızda manyak olan tek ben değilim. Biliyorum İtalya'da yine bir takıma gidecek de aranızda tek manyak ben değilim değil mi? Bas lan parayı. Baslan lan yıllık 8 milyon euro baslan. Bas 8 milyon euro'yla. Lan ne uğraşıyorsun? Dobi bokmuş, bilmem çok bok bokacakmış. Lan bas parayı diye sadece ben değilim değil mi? Gelmez. Ali Koç. Benim İtalya'da arkadaşlarım var falan. Bak. Ver. Bak futbolcuyu nasıl alırsın biliyor musun? Gidersin. Dersin ki. 4 milyon euro imza parası. 4 imza parası. Yıllık ücret 8 milyon euro. Artı şampiyonluk bonusu 2 milyon euro. Serbest kalma maddesi. Al buraya bir şey yaz. İki haneli bir şey yaz. İster 10 yaz. ister 15 yaz. 4 buradan. 8 de maaşın 12. 2 de opsiyon 14. 14'ün üstünde bir şey yaz. Adamın önüne sunacaksın. Ben de biliyorum gelmez. Ben de biliyorum olmaz. Allah'tan ümit kesilmez arkadaşlar. Allah'tan ümit kesilmez. Şaka yapmıyorum. Dalga geçmiyorum. Ben de biliyorum Fenerbahçe'ye asla gelmez. Ben de biliyorum gelirse işte şöyle olur böyle. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümidi kesen kadar günahkar kimse yoktur arkadaşlar. Allah'tan ümit kesmek çok büyük günahtır. Belli mi olur? Hocam Allah'tan ümit kesmiyorum da ben Ali Koç'tan ümidi kestim. Tövbe yapamazsın. Geçelim. Florian Grilish <gülüş> 26 yaşında. ön bir roho Ha. Gidiyoruz. Neydi onun adı? Bilmem. Karavalyo'nun Caravalyo'suna uğraşıyorsun. Varavalyo'nun Karavalyo'suna uğraşıyorsun. Al hocam işte. Griliş'ti orta ortası. 16 milyon euro piyasa değeri var. Harbi. Karavalyo'ya 5 versen. Yıllık ücret 3,5 versen. 3 senelik yapsan. 10,5 oradan 5 buradan. 15,5 Git kırı bir şey. O fena Yani gözlemleyip aldı yani yanlış anlamayın direkt al demiyorum. 18 maça çıkmış. Git 2-3 milyon euro yıllık ücret. Aa Fenerbahçe'de yazmış transfer market. %43 de ihtimal vermişler. Git Grilish'i al. Grilish Ertuğrul diye de şey çek. Tınının 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 diye de ver müziği. Oo, Hiç bilmiyorlar. Sergi'ye Örye 29 yaşında sabit. Bu bize önerildi bu transfer döneminde olmadı. Federico Bernardeschi. Al sana sabek. E Dibala sen tek gelmeye korkarsın. Sana bir de Bernardeschi getirelim dersin. Çocuk çok iyiydi peste ya. Ben bunu ne geliştiriyordum. 10 milyon euroya kadar düşmüş. Resmen bu Juventus kötü yola düşürüyor futbolcuları ya. Bu Juventus'a giden dinden imandan oluyor ya. 10 milyon euro piyasa değerine düşmüş. Sol ayaklı bir de. Sağ tarafta sol ayaklı enfes ya tam Jesus'un isteyeceği türde son kontrat da değil 28 yaşında. <laughs> Vallahi ben çılgınım arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Luis Felipe var. Lazio'dan stoper 25 yaşında. O şey dışına İtalya dışına çıkmayacağım diyor ya da Avrupa dışına. Biz sanki şeydeyiz. Asya'dayız. Gerçi Fenerbahçe Asya tarafında da doğru. <laughs> X -Eka. Lilin orta sahası geçin. Jason Denayer arkadaşlar Denayer'in de çok ciddi e, imza parası Denayer de söyleyeyim çok iyi imza parası Denayer arkadaşımız. Bakalım kime saplayacak e, şey kime transfer olacak arkadaşımız. Andre o na 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 kalacak onu sayma. Christian Eriksen geç bize gelirse kesin ölür yazık bu çocuğa. Yese Lingard. Manchester United'dan 29 yaşında forvet. Bu forvet mi ya Lingard? sade miydi ya? Ben niye orta mu hatırlıyorum lan? Bakalım. 18 milyon euro. 10 numara he. Hani forvetti ya? Sık yapmayın. Ad, adamı sinir Sidi Sidibe Sabek geç. Thomas Scharrager kaleci geç. Henrik Mkhitaryan geç. Divok Origi forvet geç. Alester Origi Milan'a gidiyor diye biliyorum. Romagnoli Milan stoper geç. Stoper orta saha. Artem Zuba geç. Korkumu Gide 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 en son Zuba'ya kalacağız gibi. Osmane Dembele. Neyse Beşiktaş alır onu. Filip Duruçic orta saha. Angel Di Maria 34 yaşında geç. Pogba geç. Arkadaşlar gülmeyin. Dalga geçmeyin ama. Harbi söylüyorum. Ya niye olmasın? Tamam. Kısıtlı kadrolarımız var. Kısıtlı ücretler veriyoruz. Kabul. Ama şimdi Ersan Başlar'ın bir lafı var. 10 tane çöp alıp da 1,5 milyon eurodan 15 milyon euro vereceğine 3 tane babalar gibi adam al 5'er milyon euro ver diyor. Haklı. Ya Dibala'yı getir 10 milyon euro para ver. Bernardeski'yi getir 3 milyon ona ver. Grilich'i getir 3 milyon ona ver. 16 milyon euro yıllık ücret ver. Gustavo'dan kurtul 1, Crespo'yu bonserviste sat 2, başka Valencia'dan kurtul 3, Samatta'dan kurtul 4, bir iki tane daha ekleseniz Max Mayer'ı şunu bunu zaten bunların toplam yıllık ücretleri 8-10'u buldu e bonservistelerle birlikte o. zaten bunların 3 senelik parası çıkar Vallahi ben Fenerbahçe'nin dostum. Çok büyük bir çılgınlık yapardım. Ha hocam gerekli mi? Buna siz karar verin gerekli mi değil mi? Bence gerekli. Bence böyle şeyler de gerekli. Ee, hocam biz bunları ödeyemeyiz. Sıkıntı yaşarız. Ya dediğim gibi. Getir adamı. Dibala'nın sözleşmesine koy. 14 milyon euroya serbest kalırdı. Adamı sen zaten burada öyle memnun edersin ki hiçbir yere gitmez. Yani hiçbir yere gitmez. Neyse arkadaşlar. Ee, hakkımızda hayırlısı olsun. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olursanız da videoyu beğenirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere inşallah.